gerçektir. Adaletin gerçekleştiğine olan inancın azaldığı, yok olduğu bir ülkede vatandaşların devlete olan bağlılık ve güven duygusunun azalması kaçınılmazdır. Ne yazık ki ülkemizde bugün adaleti sağlamakla görevli olan yargı sistemimize olan güven ciddi bir biçimde azalmıştır. Azalan bu güven duygusunu arttırmak, yargının tüm kurucu unsurlarının ortak sorumluluğundadır. Adalet ancak kuvvetler ayrılığının olduğu bir yönetim biçiminde yasama ve yürütmenin yargı tarafından denetlenebildiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir ortamda gerçekleşebilir. Hukukun üstünlüğü, yargının üç kurucu unsuru olan sav, savunma ve karar alma temsilcilerinin bağımsız ve tarafsız olmalarıyla mümkün olur. Adaletin gerçekleşmesi için yargılama sistemindeki üç kurucu erkinde bağımsız ve tarafsız olması gerekmektedir. Bağımsız, tarafsız, etkili ve verimli işleyen, hukukun evrensel ilkelerini temel alan, insan hak ve özgürlüklerini koruyan bir yargı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve adaletin teminatıdır. Bu nedenle yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlamak, bu güvenceyi halka vermek, devletimizin devredemeyeceği bir zorunluluğu ve görevidir. Yürütme, yargıyı kendine bağlı hale getirmek yerine tam tersi herkesin güvenilebileceği bir kurum haline getirmek yükümlülüğündedir. Yürütmenin yargı üzerinde denetim ve baskı kurmadığı bir ortamda vatandaşın adalet duygusu hızla yükselecektir. Ülkemizde yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değildir. Yargının sorunları artmakta, adalete duyulan güven azalmaktadır. Yargıç teminatının sağlanması, yargıyla yürütme arasındaki dengenin yargının tarafsız ve bağımsız olmasına yönelik oluşturulması, adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar ve avukatlık mesleği üzerindeki baskıların azaltılması zorunluluk halini almıştır. Bu ortamda yargının kurucusu olan ve bağımsız savunmayı temsil eden biz avukatların sorumluluğu daha da artmıştır. Hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk kuralları, temel insan hakları ve özgürlükleri mücadelesi veren avukatlarımızın sorunları bugün dünden daha fazla artarak devam etmektedir. Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değilken bağımsız savunma görevini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızın üzerindeki baskılar da giderek artmaktadır. Savunma görevini yaparken avukatlar kutsal savunma hakkının ihlallerine yol açan ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Müvekkillerinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için uğraşan avukatlarımız, kendi hak, hukuk ve özgürlüklerinin kısıtlanmaması için de mücadele etmek zorunda bırakılmaktadırlar. Oysa bağımsız savunma, yani avukatlar olmadan adaletin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle öncelikli talebimiz meslektaşlarımız ve mesleğimiz üzerindeki baskıların tamamıyla ortadan kaldırılmasıdır. Adalet ancak kaliteli bir avukatlık hizmetiyle gerçekleşir. Bu nedenle ülkemizdeki yeni hukuk fakültesi ülkemizde yeni hukuk fakülteleri açılmamalı. Var olanlardaki eğitim ve öğretimin kalitesi sorgulanmalı ve kalitelerinin artması sağlanmalıdır. Avukatlık mesleğine giriş için sınav getirilmeli, staj süresinde mutlaka
daha kaliteli bir eğitim sağlanmalıdır.